Bugün konumuz yine yeniden otomotiv haberleri. Otosan katkıyla hazırladığımız pazar sohbetlerinin bir yenisiyle daha karşınızdayız ve Halit Bolkan. Nasılsın Halit abi? Diyeceğim. Artık iki gündür arada beraber yaşıyoruz. Lansmana gittik geldik beraber. İki gündür sabah akşam yemeğinde her yerde beraberiz. O yüzden sormuyorum nasıl olduğunu. Umarım iyisindir. İyiyim, iyiyim. Gerçi bayağı maceralı bir gün geçirdik. Evet, işte, evet. Uçak iptalleri vesaireler vesaireler. Klasik bir lansman koşturmacısı. Ama şimdi burada çok güzel bir sürü rakamımız var. Halit abi size onları anlatacak. Ben de dışarıya bakacağım. Tahmin edersiniz ki Ağustos satışları açıklandı. Yani 2024'ün bir ayını daha geride bıraktık. Ve 2024 tüm gücüyle sürpriz yapmaya devam ediyor. Evet, evet. 2022 rakamlarını herhalde geçtik değil mi şimdiden daha? 800 bini geçti herhalde toplam. Evet, anlatacaksınız bakacağım. Şimdi, evet. Bir gözlüğü evet. Takacağım. Evet, evet. Şimdi Halit abi rakamlarıyla baş başa bırakıyoruz. Önce Ağustos'tan başlayalım. Ağustos. Bir kere gelmiş geçmiş en yüksek satışa ulaşılan Ağustos oldu. İlginç. Tamam, güzel. 90.134 adet otomobil ve hafif ticari araç satıldı ve bir yıl önceye göre bir artış var ama binde 8. Geçen yılla adet satılmış yani değil mi? Birkaç yüz adet mi? Yani o kadar 600 mi? Civarında herhalde. Yani çok yakın gidiyor. Geçen senenin karbon kopyası gibi falan gidiyoruz tahmin ediyorum. Tabii geçen sene ne kadar anormal bir yıl olduğunu düşününce bu yıl da saçma. Ya da normalimiz bu artık. Normalimiz bu. Umarım normalimiz olur. Şimdi Ağustos ayında 69.288 adet otomobil satılmış. Bu da binde 23 artış demek. İlginç olan nokta hafif ticari araç 20.846 adet satılmış. Uzun zamandır görmediğimiz bir artış var. %2.6. Güzel sanki. Ama sadece Ağustos ayı için. Ağustos için. Ocak Ağustos'a ilk 8 aya baktığımızda işte 800 bine yakın bir rakamdayız. 762.152 adet otomobil artı hafif ticari satılmış. Bu ne demek? 1 milyon. Geliyor. Yani. 1 milyona gidiyoruz evet. Yine 1 milyona gidiyoruz. Hatta işte geçen seneki bu anormal yılımızı saymazsak bizim genel ortalamamız zaten 750-800 bu civarlar. Yani şu an Ağustos itibariyle yakaladığımız yer bizim normalimizdi bundan evet. Öncesinde. Evet. Bu da geçen senenin ilk 8 ayına baktığında binde 2'lik fark. Yani tam dedim ya karbon evet. Gidiyor. Otomobil satışlarında artış %3 605.639 ilk 8 ayda. İşte ticari burada önemli. Çünkü 156.513 adet satılmış ilk 8 ayda ama %9.5 gerileme var. O yüzden Ağustos ayındaki %2.6'lık artış evet. Önemli dedim. Burada tabii mutlaka işte yenilenen bir takım hani makyajlanan modeller var. Bazı markalar daha çok adet de daha çok adet getirdi. Kampanyalar oldu, şu oldu, bu oldu. Bir şekilde biraz derlenip toparlandı gibi görünüyor ama umarım toparlanmaya devam eder. Yeni yıl başlangıcı belki ticari araçlarda bilmiyorum. Yeni sezon başlangıcı, Eylül'e geçiyoruz falan gibi belki etkili olan sektörler vardır. Yani belki ama evet. Çok da sanmıyorum açık söylemek gerekirse. Okul servisleri. Geldi ama başka da bir şey geldi. Aynen öyle. Ve 10 yıllık Ağustos kıyaslaması yaptığımızda toplam satışlarda %48.9'luk bir artış söz konusu. 10 yıllık ortalamanın üzerinde yani %48.9. Otomobilde %51.4. Hafif ticaride %41.3. Aslında şöyle demek lazım. Geçen seneye kadar hafif ticaride de böyle %50 ve üstü evet. Bir hızlı satış vardı. Ama bu sene maalesef pek onunla karşılaşmıyoruz. Yani pazar... Ya şöyle aslında yılın başında iki farklı görüş vardı. Bir görüş diyordu ki 1 milyonun bir tık üzerinde olur bu sene pazar. Bir kesim de diyordu ki 800 bin civarında kalır. Hatta ODM'de yani otomotiv distribütörleri ve mobilite derneği de bunu açıklamıştı hani 800 bin civarı. Evet. 750'ler, 800'ler o civarı. Çok nadiren 650 diyen vardı. Çok nadiren 900'lerde diyen vardı. 1 milyon üstü diyenler vardı. Evet, ikiye bölünmüştü genel olarak. Fakat aylar ilerledikçe herkes 1 milyon evet. Öngörüsüne geldi zaten artık. Hani çok acayip bir şey olması lazım 1 milyonu görmemiz için. Hakikaten. Bu müdahalelere rağmen böyle gelişiyor. Tabii, yani tabii. Mesela Çinliler için gelen gümrük vergileri olmasaydı elektrikliler en başta. Oraya da geleceğiz zaten. Evet. Tabii. Sonrasında benzinlerle devam etti. Benzinlerin etkisi daha yavaş yavaş ancak görülecektir ama elektriklerin etkisi yıl başından beri devam ediyor. Onlar olmasaydı mesela çok daha farklı ne olacak 1,5 milyona mı gidecektik? Ya da öbür talepler şimdi, oralara mı kayacaktı? Türkiye'nin normal şartlarda zor tabunu potansiyeli 2 milyon.
Gider miydik acaba? Ama gitmemiz için bir şart daha var. Paramız da olmasa. Kredi. Şimdi BDDK belirliyor biliyorsun kredi miktarlarını aracın fiyatına göre vesaire. Ya en yüksek alabildiğin 300 bin lira civarında bir para zaten. O kadar. Ya şimdi bir de işte en fazla 2 yıl, ya yani bir yıla şu kadar. Ona rağmen kadar. Bu rakamlar geliyor. Şimdi, mesela geçtiğimiz günlerde Peugeot 3008 lansmanında Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülün Reyhanoğlu şöyle bir açıklama yaptı. Satışların en azından Ağustos ayı satışlarının %60'tan fazlası peşin alınmış. Yani burada önemli olan hikaye eğer krediye ulaşım daha kolay olsa, kredi faizleri daha düşük olsa, daha uzun vadeli olsa hani çok daha ilginç bir noktaya geleceğiz. Çok acayip bir yere geleceğiz. Bu frenlenmiş hali evet. Bu şekilde ilerliyorsa frenlenmemiş hali bayağı üstelik ilginç olabilir. Yıl içerisinde baktığın zaman döviz çok hızlı yükselmedi. Yani çok acayip evet, yükselmedi yani. Evet. Evet, yani fiyatlarda çok değişiklik yok. Tabii burada GSR2 var. Aslında bazı yani ara katmanlar var. Buna katkıda bulunan bazı ara katmanlar var. GSR2 oldu. Onunla bir kampanya dönemi geldi. Gerçekten çok güzel fiyatlarla insanlar okumuş. Temmuz ve Ağustos. Olabilir. Evet, Temmuz Ağustos. Sonrasında o GSR2'li araçların satılamayanlarının plakalanması var. Evet. Burada o rakamlar da var. Var tabii. Göremediğimiz, var. Ayıramadığımız. Evet, biz onu görmüyoruz. Ne kadar olduğunu bilmediğimiz. Bazıları 100 bin diyor. Bazıları çok daha az diyor, küsuratlı diyor. Bilmiyoruz o kısmını. Böyle rakamlar var ama yine de çok iyi bak. Yani şu andaki seviye çok iyi. Şimdi devam edelim. Tabii markalar önemli burada. Evet. Çok büyük değişiklikler yok marka sıralamalarında. Mesela otomobil için konuşacak olursak Ağustos'ta Renault 1, Fiat 2, Volkswagen 3, Hyundai 4, Chery 5. Chery zaten. Evet. Orayı tuttu oraya, herhalde. Evet. Yani o ilk 5'te yerini evet. Elde etti ki Ocak Ağustos'a baktığın zaman Renault 1 Fiat 2 otomobil için konuşuyoruz. Chery 3. Yani ilk 8 ayda otomobil satışlarında Chery 3. sırada. Evet. Volkswagen 4, Hyundai 5. Yani bu önemli. Chery'nin grafiği biraz aşağı yönlü olabilir tabii bundan sonra. Fiyatlar artık oraya geleceğiz. Biraz, evet. Oraya geleceğiz. Fiyatları biraz yükseldi. Hafif ticariyle beraber baktığımızda toplam pazar olarak baktığımızda Ağustos'ta Fiat 1, Renault 2 değişiyor bu sefer. Değişiyor. Çünkü fiyatın hani ticari tarafta gücü daha fazla, pazarda daha fazla yer alıyor Renault'a göre. Renault 2, Ford 3, Ford'un kuvvetli Ford'un olduğu tarafta zaten. Kuvvetli oluyor. Volkswagen 4, Volkswagen ticaride kuvvetli. Opel 5. Opel ilginç. Opel burada enteresan. Demek ki Ağustos'ta Opel'in iyi model yani bayağı Opel'in ama hatırlıyorsan geçen sene de böyle dönemler oluyor. Evet. Yani bu son dönemde en azından yeni yönetimle diyelim buna. PSA dönemi için. Tabii. Nispeten yeni yönetimle ya da bayağı zaman oldu ama böyle ufak bazen dönemsel atılımları oluyor gerçekten ticarede. Böyle bir şey yaşanmış herhalde. Yani bu açıdan baktığın zaman toplam pazarda Opel ilk 5'e döndü. Evet. Ocak Ağustos'a bakalım ama bu sefer. Burada Fiat 1, Renault 2 burada değişiklik yok, Ford 3 burada değişiklik yok, Volkswagen 4 burada değişiklik yok, ticari aracı olmayan Chery 5. Sadece otomobil satışlarında. Evet. Toplam pazarda 5. ticari aracı yokken. Yani, güzel başarı. Bu büyük başarı. Modellere bakalım. En çok satan otomobil modellerine bakalım. Ağustos'ta Egea Sedan 1, Clio 2, Megane Sedan 3, Polo 4, Volkswagen Polo. Allah. Ve bence sürpriz sayılabilir Nissan Qashqai 5. Bu ilginç evet. Yani, Qashqai çünkü bir yani bu yenilenmiş haliyle piyasaya geldiğinde bu nesil, makyaj öncesinden bahsediyorum. Tutturamadılar tam yani olmadı bir şeyler. Fiyat ne denir bu da? Fiyat doğrulamasını yapamadılar aslında piyasayla herhalde. Yani birazcık yüksek kaldı bazen. Bazen kampanyalarla olabilir. Birazcık stok erittiler vesaire. Sonra makyajdan sonra işi yoluna koydular ki 5.liğe gelmiş. Ocak Ağustos'a baktığımızda tabii ilk 3 sıra değişmiyor. Egea Sedan 1, Clio 2, Megane Sedan 3 net. Corolla 4 bir diğer yerli. Egea Cross 5. Yani Egea Cross, Egea Sedan'la aynı listede ilk 5'te yer almış. Yani. Evet yani şöyle söyleyelim. Ocak Ağustos döneminde en çok satan otomobil modellerinin 5'i de yani ilk 5'i yerli. Ki Egea Cross son dönemde bayağı satış kaybetti. Evet. Bunu da atlamayalım. Bu arada tabii Tofaş'ın bir açıklaması var. Tek var diye düşüyorlar üretimde. Evet, o kötü bir açıklama evet. 3 var diyeden 2'ye düşmüşlerdi. Şimdi teke düşüyorlar. Hatta 5 gün üretim yapacaklarmış. Evet. Şimdi biliyorsunuz
Stellantis grubu Tofaş fabrikasına gelecek sene K0 kodlu ticarileri verecek. Yani K0 derken işte Fiat Scudo, işte Peugeot Expert. O aile. Mercedes Vito büyüklüğündeki minibüsler. Evet, aynı öyle. O da enteresan. Caravel Transporter Ford Otosan'da üretilmeye başlandı. onun rakibi de Tofaş fabrikasında, yani rakipleri de Tofaş fabrikasında üretilmeye başlanacak filan. Renault Master bir kalacak dışarıda, bir de Mercedes Vito kalacak aslında. Onları da alsak tam. Bu arada tabii Egea, yanlış bilmiyorsam, 2026'da bitiyor. 25'in sonunda bitecek. 25'in sonunda. Onun yerine de bir binek otomobil gelmesi gerekiyor. Hala yok. Henüz daha o pazarlıklar yapılıyordur vesairedir. Mümkün, yani normaldir bu. Ama tek vardiyaya düştükten sonra eğer yeni üretilecek ticari araçlar için bir içeride bantların değişmesi lazım. Çünkü o araçların yükseklikleri de farklı, şasi uzunlukları farklı. Evet, Tofaş fabrikası biraz sıkışık, yükseklik açısından biraz sıkışık bir yani, fabrika. Biraz da onunla ilişkili midir bu diye düşünmeden umarım öyle kendini. Bunu da arada hani söylemiş olalım. Bu arada merak edenler için Tofaş, malum Stellantis'in bütün markalarının Türkiye'deki distribütörlüğünü üstlenmek için bir satın alma yaptı ama hala Rekabet Kurulu'ndan bir onayı çıkmadı en azından bugün itibariyle. Evet, yani bu çekimi yaptığımız sırada henüz daha onay çıkmamıştı. Bakalım onu. Belki mesela Tofaş'ın üretimiyle ilgili olarak oradan bir kesinleşme vesaire, o da bekleniyor olabilir. Olabilir. Şimdi burada ilginç olan bir nokta var. Malum Chery modelleri de hep ilk 5'e giriyordu ya. Bu sefer giren yok. Ama şöyle bir durum var. Malum Omoda 5 vardı. Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro. Sonra Ağustos'ta bunların yenileri geldi. Pro'ları, Max'ları. Pro Max oldular. Omoda da Pro oldu bu arada. Omoda 5 Pro oldu. Şimdi listeye baktığın zaman Tiggo 7 ve Tiggo 7 Pro ayrı görünüyor. Ayrı modeller olarak görünüyor. İkisini topladığın zaman ilk 5'e giriyor mu? Evet. O zaman giriyor. Yani, öyle vermeleri de enteresan bu arada. Yani Tiggo 7 ve Tiggo 7 Pro'yu sanki nesil değişimiymiş gibi. Öyle nesil değişimde bile vermiyorlar bu arada. Yani 3008'in yeni nesli mesela geldi. Bir sonraki ay konuşurken biz 3008 normal devam etmiş gibi konuşacağız. Bu biraz da firmanın tercihi. Evet. Böyle yani, tercih etmiş. Yani aslında Chery'nin satışı düşmedi de biraz parçalandı diyebiliriz. Ama şunu da söyleyelim. Chery fiyatları özellikle son hani dönemde yükseltilmiş olan gümrük vergisiydi adı, sonradan mali yükümlülük oldu. %40 ek mali yükümlülük. Fiyatlar biraz Avrupalı fiyatlarına geldi. Burada şimdi rekabet etmek biraz daha zor olabilir Chery için. Normal modellerin satışı bittikten sonra, yani stoklar bittikten sonra Pro Max ve Omoda Pro'nun, Omoda 5 Pro'nun fiyatları biraz daha yükselmiş durumda şu anda. Biz o zaman hatta konuşmuştuk seninle. Evet. İlk tanıtıldıklarında çok da fazla yansıtmamışlar diye. Şimdi yavaş yavaş yansıtıyorlar. Modeller de buna karşılık gelecek, donanımlara vesaire de sahip. Yakında yayınlarım, belki yayınlamış olurum siz bu videoyu izleyene kadar ama orada biraz durum değişmiş durumda. Fiyat avantajını en azından direkt birebir olarak listeden bakarsak orada biraz kaybetmiş gibi. Yani çok uygun fiyatlı SUV değil artık. Evet. Onu söylemek lazım. Şimdi SUV demişken bir de hani gövde tiplerine göre satışlara bakalım. Bu yılın ilk 8 ayının toplamında söyleyeceğim rakamlar %55,5 paya ulaştı SUV'lar. Tamam, SUV ülkesiyiz artık. Ya net. Sedan %26,3, hatchback %17,1. Buralara oturdu iş pazar yani. Tabii bunu söylemişken bir de benzinli, dizel, onlara girmek lazım. Benzinlinin krallığı devam ediyor %64,2. Hibritler %15,7. Yükseliyor. Burada mild hibritler de var, atlamayalım sakın. Evet, şu anda muhtemelen Stellantis de hibritlerini, daha doğrusu mild hibritlerini hibrit olarak mesela yazıyordur. Bunun gibi birkaç tane daha marka var zaten. Bu arada mesela Avrupa'da ACEA var ya, hani Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği veya Derneği, orada da mild hibritle hibriti birlikte veriyorlar. Tamam, o da döndüse artık. Yani, dengeyi yatır demek. Dizel %11. Burada direniyor şu anda. Direniyor. Otogaz LPG %7. Bu da çok stabil gidiyor böyle. O da stabil gidiyor çünkü başka bir üretici tekrar girmiyor. Ve elektrikliler %8,4. Şimdi burada bir hareket var. Tartışma burada var aslına bakarsan. Çünkü Ağustos ayında 2023'te %11,8'miş elektrikli otomobillerin payı. Dikkat, bu %11,8'in içinde Nissan'ın e-Power'ları yok. %100 bataryalı elektrikli otomobiller bunlar. 2024 Ağustos'ta %8,2'ye düşmüş.
Yani pazar kaybetmiş. Pazar kaybetmiş. Peki bunun sebebi ne diye bakmak lazım. Malum Çinli markalar Ocak ayından beri elektrikli otomobil getiremiyorlar. Muhtemelen bitti elektrikleri. İçeri soktukları herhalde. Otomobilleri sattılar. Aralık ayında soktuklarını. Geçmiş olsun, bitti. Ne kaldı geriye? Tok, Tesla, BMW, Mercedes, Hyundai, Opel, Peugeot, Hyundai vesaire. Yani Çinli olmayanlar kaldı temelde baktığınızda. Ve Çin'den getirilmeyenler. Getirilmeyenler. Hatta. Çinli olmaktan Çinli kastımız olmak, o. Evet. Çünkü Dacia Spring getirilemiyor. Çin'den ve Japonya'dan ve diğer üçüncü ülkelerden değiliz aslında. Çok karışıyor şöyle. Çok uzayacak. Dolayısıyla orada bir daralma söz konusu. Bu nereye kadar sürer bunu bilmiyoruz. Mesela MG bir açıklama yaptı Türkiye'de. Bu şey gerekliyor ya işte. Evet, MG onu karşılamış. Karşıladı mesela. 20 tane bayide. Ve çalışanlar en azından sertifikalandırılmış çalışanlarla. Ha, hazırlık yapıyor. Evet. MG yolunu arıyor şu anda. Evet. Otomobil getirmeye. Ya fabrika devam kuracak ya o yönetmeliğe uyacak. Ben daha önce bununla ilgili tweet attım. Yani MG zaten bir yıldan uzun süredir. Hatta yani bir bakanı götürdüler Çin'e, evet, falan, hani sayıkinin MG çok hızlı çalışıyordu, çok güçlü çalışıyordu. Ama BYD bir anda aradan sıyrıldı. Yani MG'nin zaten Avrupa ya da Avrupa Birliği ülkelerinden bir tanesinde mutlaka fabrika kurması gerekiyor. Bir de İngiliz markası temelde baktığınızda. Türkiye bunun için en uygulu ülkelerden bir tanesi ve bunun için de çok çalışıyor. Evet. Doğan Trend Otomotiv, doğru, hakkını yememek lazım. Olursa o da değişebilir. Enteresan. Evet. O da enteresan. Peki o zaman gelelim, ne olmuş elektrikli otomobil satışlarında, ona bakalım. Pazar kaybediyor dedik ama Ağustos'ta birinci Tesla Model Y. Tek motorlu olanı, evet, çok güzel satış rakamları. 1050 adet satılmış. Tok T10X 601 adet satılmış. T10X yavaşlamış birazcık, yavaşlamış, değil mi? Yavaşlamış, evet. Aynen öyle. Mercedes EQB 298 adet. MG4 279 adet. Peugeot 2008 258 adet. Aslında yani diğer modeller Tesla Model Y ile T10X'i çıkartırsak diğerleri 200'er tane satıyormuş gibi bir durum var ayda. 300'ün altı. Yaklaşık olarak. Evet, şimdi de T10X için yeni bir kampanya herhalde bugün, evet, değil mi? Evet, evet, duyuruldu. Evet. 700 bin liraya 0 faizli bir kampanya var mesela, kredi kampanyası. Yılın tamamı, yani ilk 8 ayına bakarsak T10X, yani TOK bir numarada 14.849 adet satılmış şimdiye kadar. Tesla Model Y 4.552 adet. KG Mobility Torres, yani eski Sanyong. 3.192 adet, bence büyük başarıdır. Güzel. Büyük başarıdır. Sonra BMW X1 geliyor, 1.836 adet. Sonra da yine bir BMW i5. Bak bu da enteresan, 1.769 adet. E5 de nispeten yeni mi? Yok, yılın tamamını aslında geçirdi. Tabii geçirdi, evet, geçirdi. Bu da güzel rakam. Bu da iyi rakam yani. Bu da iyi rakam. Zaten elektrikli otomobil satışlarında marka olarak bakarsan, model değil, marka olarak bakarsan, TOK 1, BMW 2. Evet, tıpkı Avrupa'da olduğu yani, gibi. Avrupa'da, evet, da Tesla'yı geçti BMW. Tesla burada 3. Burada aynısı oluyor. KG Mobility 4, Mercedes 5. Evet. Tabii burada i5'in başarısının arkasında 1.6 litrelik motora sahip olan 5 serisinin olmaması yatıyordu ama o devreye girdi. Haziran, Temmuz, o civarlarda bir yerde, Haziran sonu ya da Temmuz başı devreye girdi. Muhtemelen bundan sonrası i5 belki birazcık daha ikinci planda kalır, 1.6 litrelik 5 serisi varken. Şimdi bir şey daha söylemek lazım. Malum plug-in hibritlerle ilgili bir genelge, evet, çıktı ya. Şimdi birçok marka plug-in hibrit getirmeye başladı. Pazarda böyle bir kırılım olacak sanki. Hani elektrikli, evet, büyümeye devam edecek, biraz büyümeye devam edecek mutlaka ama plug-in hibritlerde patlama yaşayacağız. Bak. Yaşayacağız. Yaşanır ama %30'a herkes gelir yani. Tabii. Herkes tabii, gelir. Tabii. Ya, ve açıklamalar da başladı. BYD'nin zaten hani CLU DMI yıl sonuna doğru hani büyük yatırım belgesini gelecek. Bekliyor onlar şu anda. Yatırım, şu anda bile getirebilir. Yatırım teşvini bekliyorlar. Aynen öyle. O ciddi bir adet gelecek orada. MG yeni tanıtılmış olan HS plug-in hibriti getireceğini açıkladı Ekim ayında. Zaten DFSK E5 satılıyor. Başkaları da gelecek. Evet. Bir anda Türkiye pazarında bir plug-in hibrit çılgınlığı yaşayacağız. Bu yıl yaşayacağız. Bu yıl yaşayacağız. Bu yıl yani yaşayacağız ve şöyle bir şey var. Aslında plug-in hibritler %30'luk vergi dilimine girdiği için üçüncü ülkelerden gelen plug-in hibritler %40'lık ek gümrük vergisini burada absorbe edebiliyorlar %30'luk ÖTV girdikleri için. %80 yerine %30 ÖTV'de. Aynen. Aslında gümrük vergisi ortadan kalkmış oluyor bir anda. Evet. Şekilde. Çok normal bir fiyatlandırmayla çok gelebilir yani. Plug-in, evet, yani, evet, şarj edilebilir hibrit pazar olacağız. İlginç olacak.
Bence de. Ya onların hepsi de AC'den şarj oluyor ve AC şarj istasyonu yok ortada. O kısmı da heyecanla bekliyorum ben. Nerede şarj olacaklar? Yani orada daha az, büyük bir burada kavga şeyi olabilir. Neden? Yani, belki onlar şarj etmek ister. Çok az otomobilde plug-in hibritte DC var. Çok az. Çok az. Daha yeni yeni gelmeye yeni başladılar. Yeni. İşte Volkswagen Group ekledi. Passat'a, Tiguan'a ekledi evet. Herhalde. Yavaş yavaş olacak ama bilmiyorum. Göreceğiz bakalım. Yani eğlenceli, ilginç olacak yani pazar. Bakacağız. Var mı başka pazarlayı? Yok yani daha fazla böyle rakamlara evet, boğmayalım evet. İnsanları. Sonuç itibariyle yine enteresan sürprizlere gebe bir yıl hala yaşamaya devam ediyoruz. Bakalım sonu nereye varacak bunun. Geçen seneyi geçse mesela bu arada mesela BYD'nin yatırım teşviği açıklandı. BYD Kasım'da, Aralık'ta çok iyi satışlar yaptı. Geçen sene geçebilir. Ama 10 bin adet hedefleri var bu sene. Daha fazla getiremeyecekler herhalde ama tabii kaç tane gemi getirebilirler yani. Yani kaç gemi getirecekler? Bir gemi 5 bin civarında araç taşıyor. Evet. 3 gemiyle 15 bin, 4 gemiyle 20 bin diyor. Sayabilirsin yani. Evet. Durumlar böyle. Satışlarla ilgili olarak takip etmeye devam edeceğiz tabii ki. Heyecanlı, tabii, bayağı heyecanlı tabii, bir dizi tabii, film gibi aylık bazda. Buradan sonrası birazcık global, küresel haberlere döneceğiz. Bizi de aslında birazcık ilgilendiriyor gibi ama Amerika'daki ne denir buna? Sivil kurumların gücüyle ilgili aslında birazcık bu belki de. Sendikaların gücüyle. Chrysler ailesinin damadı, yanlış hatırlamıyorsam. Torunu mu? Yani büyük büyük torunu. Hani... Soyadı Chrysler değil ama. O yüzden damat olabilir. Kızının çocuğu. Çünkü adı Frank Rhodes Jr. Evet. Demiş ki Chrysler'i bize geri verin. Gerekli değeri gösteremiyorsunuz. Ve Amerikan işçisi de, Amerikan sendikal haklarına sahip işçileri de bundan zarar görüyor diye Stellantis'e bir mektup göndermiş. 17 sayfalık bir mektup. Tavares'e yollamış. Yani ve sadece Chrysler değil. Chrysler Dodge, Group diyelim ona. Chrysler, Dodge ve Mopar'ı istemiş. Evet, Mopar'ı da istemiş. Mopar'ı da istemiş. Jeep'i istemiyor ama bak. O da aynı grupta olduğu halde Jeep'i istememiş. Jeep'i yazmayı unutmuştur canım. İster ya. Yok şimdi. Dede Walter Chrysler. Bu mu yani şimdi? Ne diyebilirsin ki adama? Bunun üzerine daha önemlisi Tavares tatilini yarıda bırakmış. Amerika'ya gitmiş. Sendikaları yatıştırmak için. Çünkü beyefendi Bay Rhodes demiş ki sendikalara ben bu markaları ayağa kaldırabilirim, yatırım toplayabilirim bunun için ve işten çıkartılan işleri tekrar işe alabilirim, iş kazandırabilirim demiş. Tabii burada üzerinde sağlam durduğu bir şey var adamın. Bu yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan, Mayıs, Haziran döneminde Jeep'in satışları %19, Ram'in %26, Chrysler'in %19, Dodge'un %17 düşmüş. Amerika'da. Amerika'da. Ve bunun üzerine hani eli kuvvetlenmiş adam Rhodes'un. Beceremiyorsunuz, yapabilecek birisine verin demiş yani aslında. Demiş Stellantis'e. Ki ben hallederim abicim yani. Neyse parası verelim. Evet. Stellantis'in açıklama, orada çok acayip bir magazin de var. Şimdi bu mektubu, 17 sayfalık mektubu Tavares'le bu Chrysler, hani Chrysler Dodge Ram'in Amerika'daki CEO'suna yollamış. Fakat cevabı evet. Gazeteye vermiş evet. Stellantis ve buna da bozulmuş adam. Bozulmuş. Diyor bu şey gibi. Yani, olmaz diyor yani bu. Dış işlerinin böyle koltuk, alçak koltuk, yüksek koltuk. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, Stellantis cevap vermeye değer bile bulmamış. Yani gazeteye açıklama yapmış. Evet sadece teşekkür basına. Ederiz. Evet. Bizim satma niyetimiz yok demiş. Evet. Bizim ama, satılık markamız yok demiş hatta. Evet, tam böyle kesin. Çünkü aynen. Daha önce de işte yok Alfa Romeo'nun diyesin Çinlere satılmaz vesaire bir şeyler vardı. Aynen öyle satılık ama. Satılık markamız yok demiş. Adamın tekrar bir açıklaması var sonrasında. Tekrar görüşeceğiz diyor. Yüz yüze görüşeceğiz diyor falan. Başka bir ülkede olsaydı gülmeye devam ederdim ama Amerika'da her arada şey sendikaları da yanına çektiyse gerçekten enteresan bir şey olabilir. Aynı durum Almanya'da var. Almanya'da var, evet. Almanya'da metal iş sendikası falan öyleydi yanlış hatırlamıyorsam ismi. Tabii. Orada sendikasyonlar çok güçlü. Otomotivde inanılmaz güçlüler. Zaten onunla ilgili de Volkswagen'e geçelim. Devam ediyoruz evet oradan. Son günlerin, son haftaların belki de en çok konuşulan konularından bir tanesi sektörde tabii ki. Volkswagen fabrika kapatacağını söyledi. Yani fabrika kapatma durumuna geldiklerini söyledi aslında. Kapatma olasılığımız olabilir. İşte bu belki de. Ama bu işte hani yavaş yavaş kaynatırsın ya suyu. Kamuoyu hazırlamak gibi bir şey. Aynen öyle. Şimdi onunla ilgili de ilginç rakamlar var. Şimdi Volkswagen bir ara birkaç yıl hatta dünyanın en çok otomobil yani araç üreten grubu olmuştu. 11 milyon adetler falan. Toyota'yı geçmişti. Sonra Toyota tekrar geçti. Şuydu buydu.
pandemiden bu yana Volkswagen Grup 500 bin adet satış kaybetmiş. 500 bin. 500 bin adet. Bu da iki fabrika anlamına geliyor diye bir açıklama var. 250 bin adet kapasiteli iki tane fabrika demek. Boş duruyor demek. Ama daha da garibi. Evet. Otomotiv News'taki haberden aldım bunu. Yani dünyanın en saygın otomotiv haberlerini veren kuruluşudur baktığınızda. Volkswagen grubun globalde toplamda 14 milyon adetlik kapasitesi varmış. Ve geçen yıl 9 milyon adet üretmiş. Evet, bana mesela sorsanız ben derim ki 11 milyon üretmişlerdir herhalde. 9 milyon üretmişler sadece. 9 milyon üretmişler. %, 5 milyon atıl kapasite. %60 civarında kapasiteyle çalışıyorlarmış yani aslına bakarsanız. Ya da kapasitelerin %60 ile çalışıyorlarmış yani. Bu bayağı bu ciddi problem. Enteresan bir rakam. Ve tabii bir toplantı düzenlenmiş, işçilerin katıldığı filan. Orada bayağı bir hayhuy olmuş anlaşılan o ki. Yani orada asıl tepkisi işçilerin zaten şey... Biliyorsun Rivian'a yazılımla ilgili yatırımlar yapıldı ya, 5 milyar euro galiba. Hani bizi kurtaracağınıza niye oraya yatırım yapıyorsunuz filan hikayesi. Çünkü orada onlar tabii, gelecek öbürleri geçmiş. Tabii. Ama orada Volkswagen yetkililerinin yaptığı açıklamada da şu var. Bakın elektrik dönüşümü yapmak zorundayız. Hani satışlarımız düştü, atıl kapasite var, her yere yetişemiyoruz. Biz de anlayışla karşılayın falan hikayesi dönüyor orada biraz da. Ve kolay bir iş değil, zor çok, bir iş. Çok zor. Yani o büyüklükte bir kütleyi, kütlenin yönünü değiştirmek gerekiyor. Ve doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Şimdiye kadar pek doğru yapamadılar. Yani buzdağın etrafından dolaşmaya çalışıyorlar şu anda. Ufak ufak sürtünüyormuş gibiler. Bu arada ID.4 Ekim ayında Türkiye'ye geliyor. Evet. İlk defa bir Volkswagen elektrikli otomobil Türkiye'de satışa sunulacak. Nihayet bir sonraki lazım. Ertelemeye kadar diyelim belki de. Yani hepsi çünkü kaç kere ertelendir. Tabii. Son 2,5 yıldır gelecekler o otomobiller Türkiye'ye. Yazılım problemi yaşadılar. Evet, evet, yani... evet. Artık bir şey yapılmış gibi, sanki düzene oturmuş gibi Türkiye'de de satışa sunulacak. Ama Volkswagen için ya da şöyle de bir şey olabilir bu arada. Sadece bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorlardır. Ve devletten belki bir farklı bir destek almaya çalışıyorlardır. Mümkün. Bir, yani bir ufaktan parmak sallama, hani bakın kapatırız. Almanya'daki fabrikayı da kapatırız demek olabilir bu. Çünkü 87 yıllık tarihinde ilk defa Almanya'daki bir fabrikanın kapanması konusunda konuşulmuş. Evet. İlk defa konuşulmuş bu. Daha fiziki olarak bir şey yok ama fiili olarak. Bunu da göreceğiz. Ama hani şuyu vukuundan beterdir derler eskiler. Şu durum aynen o. Evet, yani. Aynen o. Vallahi yapacak bir şey yok yani. Bir şekilde toparlayacaklar. Yani dünyanın en büyük grubu olmuşsan hayatta kalmanın da bir yöntemini bulacaksın. Yani. Yapacak onda, onu da göreceğiz bakalım ilerleyen dönemde. Evet, yani hikayeler bunlar. Evet, değişik bir hafta gerçekten de. Durumlar böyle. O zaman var mı eklemek istediğim bir şey? Yok. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hoşça kalın.